kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Okula ailem tarafından zamanında kaydettirildim. Peki. Okulumun fiziki şartları benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Okulumda ayrımcılığa uğramıyorum. Derslere aktif bir şekilde katılıyorum. Okul bahçesindeki oyunlarda liderlik yapabiliyorum. İhtiyaç duyulduğunda ödevlerim için ailenin desteğini hemen alabiliyorum. İstersem sınıf başkanı bile olabilirim. Öğretmenim bana saygı duyar. Okul yöneticileriyle her zaman ilgileniyor. Okuldaki sportif ve sanatsal etkinliklere katılırım. Hayatta başarılı olacağıma inanıyorum. Okulda rahatlıkla arkadaş edinebiliyorum. Öğretmenlerim akademik başarı konusunda beni hep destekler. Evet, şimdi bakalım bu çocuklar kimlermiş? Öğretmenim, senden, yok sana sonra soracağım. Senden başlayalım. Sen kimsin? Şiddete maruz kalmış. Şiddete maruz kalmış. Ve çok sınıftaki diğer arkadaşlarına göre konumunla ilgili ne hissediyorsun? Ben ailemden şiddet gördüğüm için, yani özgüvenim oldukça düşük. Yani arkadaşımızı duyabiliyor muyuz? Evet. Kendimi fazlasıyla yalnız hissediyorum bu konuda. Kendi ailemden destek görmediğim için kendimi toplumdan da izole ediyorum. Hep geride kalıyorum. Mutlu musun okulda? Değilim tabii ki. Okulda olmak da istemiyorum. Evde olmak da istemiyorum. Beraber alıyorum. Peki, öğretmenim sen kimsin? Ben Türkçe ikinci dil olarak öğrenen çocuğum. Peki, sen nasıl hissediyorsun konumunla ilgili? İkinci dil olarak bana daha çok sosyal çevre edindim, yeni bir arkadaşlık edindim. Gayet güzel bir şekilde dilimi öğrenebiliyorum. Çevremde de Türkçe konuşan olduğu için daha hızlı öğreniyorum. Ama ona göre biraz geridesin. Bakalım ne demiş. Ben anne ve babasıyla birlikte mutlu yaşayan bir öğrenci. Güzel. Evet. Fiziksel engeli olan bu çocuğum tekerlekli sandalyeyle okula geliyorum. O yüzden aile desteği hep var mecburen. Erken kayıt da var, okulda görüşmeler var. Öğretmen desteği de var ama tabii ki fiziksel aktivitelere katılamıyoruz. Akademik başarı da yüksek olabilir ispatlama açısından ama tam tersi olabilir. Nasıl hissediyorsun kendini? Tabii ki bir aletle hareket edebildiğim için çok daha eksik. Evet. Peki öğretmenim kime söyleyelim? Öğretmenim siz bu sınıfın öğretmenisiniz. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kendimi. Tabii çok kozmopolitik bir öğrenci yapısı var burada. Yani bir kapsayıcı bir eğitim düşünmem gerekiyor. Yani o yönde bir eğitim vermem gerekiyor. Yani ne gerekiyorsa her öğrenci korkuyor mu mesela? Tabii ki gözümüz korkar yani. Çünkü hepsi çok bireysel ayrı farklılıkları var. Kiminin bedensel yetersizliği, işte kimi şiddete maruz. Çaresiz hissediyor musunuz? Kimi çaresiz, yani bir noktada çaresiz hissediyorum ama bu gördüğüm tabii ki şu eğitim, 3 günlük bu eğitim sürecinde hani yapabilecek bir takım şeylerin de olduğunu düşünüyorum. Yani hani az da olsa düşünüyorum yani hani ama bir başlangıç, bilmiyorum yani bireysel olarak. Bir yerden başlamak gerekiyor diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çocuk koruma altına alınan çocuk sadece bir adım ilerleyebildim. Çünkü sadece bir gruptan destek gördüm. Önde değilim, arkaya daha yakınım. Hem ortada da değilim. Bu beni dışlanmış hissettirdi. Kendimi tabii ki kötü hissettim. Sanki o gruba ait değilim, başka bir yerdeyim gibi hissettirdi. Teşekkür ederim ve öndeki öğretmenimden birisi. Akademik başarısı yüksek olan öğrenci, ailem tarafından da, okulum tarafından da, bireyler tarafından da çok destek gördüm. Ben de zeki biriyim.
Sevenim de çok, sınıfımda da çok mutluyum. Öğretmenimi de çok seviyorum, sınıfımı da çok seviyorum. Akademik başarım da, okul ortamım da çok güzeldi, aile yetişme ortamım da çok güzeldi. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Çok mutluyum, akademik anlamda da başarılıyım.